Ünite değerlendirme sorularına merhabalar arkadaşlar tekrardan. Aşağıdaki toplam ve çıkarma işlemlerini sonuçlarını pratik bir şekilde yapmaya başlayalım. Şimdi artı 16 eksi 2. Diyorduk ki hatırlatarak yapalım bu işlemleri. Kimin mutlak değeri büyükse işareti oradan alacağız. Yani mutlak değeri artı olan ifadenin ne olması gerekiyor? Artı olması gerekiyor. Rakamların işaretleri farklıysa fark almamız gerekiyor. 16'dan 2 çıkardığımız zaman ne olacaktır? 14 olarak karşıma çıkıyor. Eksi 36, eksi 14. İkisinin işareti aynı. O zaman işaretim değişmeyecek, eksi kalacak. 36 ile 14'e baktığım zaman işaretler aynıysa ne yapmam lazım? Toplamam lazım. O zaman ne oldu? İkisini topladığımız zaman 50 ifadesi karşıma gelmiş oluyor. Eksi 27, artı 15. İkisi zıt işaretli. Eksi ve artı baktığımız zaman zıt işaretin mutlak değeri büyük olan kimdir? 27. O zaman işaretimiz eksi olacak. 27 ile 15 çıkartırsam aradaki fark 12 olacak, gelecek. Bakın işaretler aynıysa toplama yapıyorum. İşaretler farklıysa çıkarma yapıyorum. Eksi, eksi, eksi. Bakın 3'ün işareti aynı. İşaret olduğu gibi kalıyor. Ve 3'ün işareti aynı olduğu için sadece toplama işlemi yapıyorum. 21, 4 daha 25 olarak karşıma ne yapıyoruz? Cevabımız çıkmış oluyor. 125, eksi, eksi 21. Eksi, eksiyle uğraşmıyoruz. Bunun eksiyle eksinin çarpımının artı olduğunu yapıyoruz. 125 artı 21 yaptığım vakit 125 ile 21'i toplamış oluyorum. O zaman cevabımız 146 olarak karşımıza çıkmış olacaktır. Eksi 13, eksi 4. Eksi, ikisinin işareti eksi. O zaman işaret olduğu gibi kalacak. Yani eksi kalacak. 13'ten 4'ü ne yapıyorum? Topluyorum. İşaret aynıysa olduğu gibi kalıyor ve sayılar toplanıyor. 13'te 4'ü topladığımız zaman da ne olacaktır? 17 olarak cevabımız çıkacaktır. Eksi 416, eksi, eksi 8. Burası o zaman düzeltelim önce artı olacak. Ne yapacağım? Eksi 416 artı 8. Eksi ile artı zıt işaret. Mutlak değer olarak kimin ifadesi büyük? 416'nın ifadesi büyük. O zaman sonucumu eksi olması gerekiyor. 416 ile 8'i işaretler farklı olduğu için çıkartma yapıyorum. O zaman ne oluyor? 408 olarak karşımıza çıkması gerekiyor. Eksi 20, eksi artı. Hemen düzeltme yapmam gerekiyor burada da. Eksi 20, eksi ile artının çarpımı eksi 61. Ne oldu o zaman? İkisinin işareti aynı. Eksi ile eksinin ifadesi aynı olduğu için eksi yapıyorum. 20, 61 dediğimiz zaman 81 olarak karşıma gelmiş olması gerekiyor. İkinci soruya bakıyorum. Çarpma bölme işlemleri yapıyoruz. Ne diyorduk? Aynı işaretler çarpıldığı zaman artı, farklı işaretler çarpıldığı zaman eksi. Her zaman yapmamız gereken arkadaşlar önce işaret, sonra işlem. Önce işareti yaptıktan sonra keyfime bakıyorum. Bakın eksi ile eksiyi çarptım. Artı 6 ile 2'yi çarpınca da ne olacaktır zaten? 12 olarak cevabım çıkacaktır. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. 3 kere 4'ü çarptım. 12. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı. Artı ile çarptım. Artı. Sonra sayıları çarpıyorum. 7 kere 5. 35. 35 ile 2'yi çarptım. 70. O zaman ne oldu cevap? 70 olarak karşıma çıktı. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. O zaman işaretim eksi. Eksiden kurtuldum. Sonra çarpmaya geçiyorum. Bir etkisiz eleman zaten. 4 ile 20'yi çarptığım zaman 80 olarak cevabım karşıma çıkıyor. 125 bölü eksi 1. Artının eksiye bölümü eksi. 125'i 1'e böldüğüm zaman zaten değişmiyor. 125 olarak kalıyor. İfade eksi 125 oldu. 32'yi 4'e böldüm. 8 ama önce neyi dedim? İşaretti. Eksi artıya böldüğüm zaman eksi. 32'yi 4'e böldüğüm zaman 8 oldu. 0'ı neye bölersem böleyim. 0 hiç düşünmüyorum. Artısına eksisine bakmadan.
120 artı eksiye bölsem eksi 120'yi 6'ya böldüm. Direkt ben 20 çıktı. Eksi 20 bizim için ifade bitmiş oluyor. Aşağıdaki işlemlerde kutu yerine gelmesen gereken tam sayıları bulalım diyor. Ters işlem yapabilirim. Eksi 15 bu tarafa giderken artı 15 ya da şu soruyu sorabilirim. Neyden 15 çıkarsa 30 olur sorusunu sorabilirim. Ya da bu 15'in ters işarete gittiği zaman artı 15 olacaktır. Ve 15 ile 30 topladığım zaman 45 olarak karşımıza cevap gelecektir. Yani 45'ten 15'i çıkarttığım zaman sonucum 30 olarak karşıma gelecektir. 28'de neyi toplasam 0 olması gerekiyor? 28'de toplamaya göre tersi olan eksi 28'i toplarsam 0 etmesi gerekir. O zaman ne oldu? 28 eksi 28 0 olarak karşıma gelecektir. Neyden 23 çıkartırsam 160 sorusuna bakmam gerekiyor. Ya da 23'ü bu tarafa eklediğim zaman 160 artı 23 183 olarak bulmam gerekiyor. 183'ten 23 çıkartırsam 160 olarak karşıma gelecektir cevap. Eksi 2 ile neyi toplasam eksi 14 ya da dediğim gibi ters işlem ben buraların her tarafını artı 2 artı 2 yapsam buraya da artı 2 yapsam direkt ben sonucumuz eksi 12 olarak karşıma gelir. Yani burada eksi 12'ye eksi 2 eklesem eksi 14 olarak da karşımda cevap çıkmış olacaktır. Eksi ile eksiye baktığın zaman burası artı 21 aslında. Soru bu. Artı 21'e ne eklesem 127 olması gerekiyor. Artı 21'e ne eklesek 121 olması gerekiyor baktığımız zaman. Çünkü eksi eksi bu. 21'i buradan çıkarttığım zaman artıydı ya. 21'i çıkarttığım zaman ne olacaktır? 6, 106 olarak koyduğumuz zaman 106 artı 21, 127 olarak cevabımız çıkacaktır. 42 eksi bir şeyler 17 olmuş. 42'den ne çıkartırsam 17 sorusunu arıyorum. Ya da ne yapıyorum? 42 bu tarafa geçirsem sayı bulurum. Fark olması çünkü 17 ile neye toplasam 42 olur sorusuna 25 olarak karşımıza cevabımız gelecektir. Eksi 100 eksi bir şeyler eksi 125 olmuş. Eksi 100'e eksi bir şeyler ekleyeceğim ki eksi 125 olsun çünkü işaretleri değişmemiş. O zaman buraya ne yapmam lazım? 25 sayısını yerleştirirsem eksi 100, eksi 25, eksi 125 olarak karşımda bulunmuş oluyor. Bir şeyden 15 çıkartmışım 33 olmuş. Neyden 15 çıkartırsam 33 olur sorusunu arıyorum cevabı. Ya da buraya artı 15 buraya da artı 15 yazdığım zaman bu birbirini götürür. Kutu sadece kalır. 33, 15'te de topladığımız zaman 48 olarak karşıma cevabım çıkabilir. Ya da direkt ben neyden 15 çıkartsam 33'tür. 48 olarak yazdığımız zaman ifade bitmiş olur. Dördüncü soruda 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı 3 basamaklı rakamları farklı en küçük negatif tam sayıdan kaç fazladır sorusunu istiyor. Şimdi 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi 100'dür. Rakamları farklı falan dememiş. Yani eksi 100'den bahsediyor. Sonra da diyor ki 3 basamaklı rakamları farklı en küçük sayı diyor. Rakamları farklı dediğine göre o zaman 987'yi kullanmam gerekiyor. 3 rakamları farklı en küçük negatif diyor. Eksi 987. Ne diyor? 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı 3 basamaklı rakamları farklı en küçük negatif tam sayıdan kaç fazladır? Yani farkı nedir diyor. O zaman bir ne yapıyoruz? Bir eksiği çakıyoruz. Eksiği çaktığımız zaman hemen önce düzenleme. Eksi 100 eksi ile eksinin çarpımı artı 987. O zaman 100 çıktığı zaman elimizde 887 civarında bir sayı kalması gerekiyor. İşlemde ne yapmış oluyor? Bitmiş oluyor.
En büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük negatif tam sayının çarpımı kaçtı? En büyük negatif sayımız kaçtı bizim? Eksi 1'di. İki basamaklı en küçük negatif sayı dediğimiz zaman da eksi 99'du. Rakamları farklı dememiş. Eksi 1 ile eksi 99'u çarptığım zaman sonucum eksi eksinin çarpımı artı 99 olarak cevap çıkacaktır. Bir sayıdan 5 çıkartılıp bulunan sonucu 4 eklenirse işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olacaktır? Bir sayıdan eksi 5 çıkartıyorum. Bir de eksi 4 ekliyorum. Eksi eksi baktığım zaman artı 5 oluyor. Eksi 4 oluyor. Yani A artı 1 oluyor. Demek ki bu sayı 1 fazlaymış gibi bir şey oluyor. Yani sonuçtan 1 fazla bir şey elde etmiş oluyorum. A'ya eksi eksi 5 artı eksi 4 dediğim zaman eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi yazdığımız zaman eksi 5 artı oldu. Artı 5'ten 4 çıkartırsam da 1 geldiği için A artı 1 olarak karşıma çıkmış oluyor. Bir şehirde kış günü hava sıcaklığı 18'den eksi 2 derece olarak ölçüyorum. Hava sıcaklığı saatte 2 derece düşerse 24'te kaç derece düşer şeklinde bir durum. Şimdi öncelikle 24'ten 18'e ne kadarlık bir süreç var? 6 saat var. 6 saatte eksi 2 düşüyorsa o zaman ne olacaktır? Eksi 12 düşüş gerçekleşecektir. Eksi 12 düşüş gerçekleşiyor. Zaten hava sıcaklığı eksi 2 idi. O zaman eksi 2'ye eksi 12 eklersem bizim hava sıcaklığımız ne olacaktır? Eksi 14 olarak karşıma çıkmış olacaktır. Akın şekildeki gibi puanlanmış hedef tahtasına 17 atış yapıyor. Negatif tam sayıları olduğu her bölgeye 4'er ok. Yani şuna 4 tane ok, buna 4 tane ok atıyor. 1, 7, 12 yani ne diyor? Pozitif tam sayıların olduğu bölgeye de 3'er ok atıyor. O zaman buraya da 3, 3, 3 şeklinde bir durum oluyor. Toplam puan kazanmıştır diye soruyor. Şimdi o zaman hesaplayalım. Buradan eksi 32 alacak. Buradan eksi 12 alacak. 3 alacak. 21 alacak. 36 alacak. Yani eksi 32 artı eksi 12 artı 3 artı 21 artı 36 dediğimiz zaman 32 36 4 gider, 12 21 3 gelir topladığımızda ya da eksileri bir arada şey yaptığımız zaman eksi 44 artı 60 diye artılar bir yerde eksiler bir yerde topladığım zaman 16 olarak alacağı puan bursa olarak karşımıza gelir. Az öncekinde Adana'ydı. Aşağıdaki verilen görsele göre x artı y eksi z işleminin sonucu kaçtır şeklinde bir durum. X'leri, y'leri, z'leri bulacağız. X'leri, y'leri, z'leri bulduktan sonra bir de x'de y'yi, z'yi toplayıp ifadeyi karşımıza getireceğiz diyor. Eksi 8 de 3'ü çarparsam eksi 24 olacaktır. Eksi 24'ü 2'ye böleceğim. Eksi 12 olacaktır. Eksi 12'ye artı 6 eklersem eksi 6 edecektir. Şimdi yazıyoruz. X dediğimiz eksi 24 artı Y dediğimiz eksi 12 eksi eksi 6 eksi 24 eksi 12 artı 6. Bakın ne yapıyoruz? Çift işten bırakmıyoruz. 24 12 de 6 çıkarsa ne oldu? Eksi 30 olarak cevabımız Deniz'de olarak karşımıza
gelecektir. Çarpımları 60 olan 4 tam sayıdan ikisi 2 ve eksi 5'tir. Yani eksi 60 dediği şey 2 çarpı eksi 5 çarpı A çarpı B olması gerekiyor. O zaman 2 ile eksi 5 çarparsam eksi 10. Eksi 60 eşittir eksi 10 çarpı A çarpı B. Her tarafın yani eksi 10 ile neyi çarparsam eksi 60 olur. A çarpı B'nin 6 olduğu ortaya çıkar. O zaman A'ya 1 diyebilirim. B'ye 6 diyebilirim. 2 diyebilirim. 3 diyebilirim. Eksi 1 diyebilirim. Eksi 6 diyebilirim. Eksi 2 diyebilirim. Eksi 3 diyebilirim. Hangisi olabilir cümlesi olduğu için ne yapıyoruz? Bu 4 tanesinden birini bulmamız lazım. 2, 5, eksi, evet Bursa'da zaten eksi 2 ve eksi 3 olarak karşımızda direktmen çıkmış oluyor. (79 × 99 + 86 × 101)'i dağılma toplama çıkarma üzerine dağılmalı. Hemen 99'a bakıyorum. 79, 99 dediğimiz 100 eksi 1. 79'u hem burayla hem burayla çarparsam 79 100'ü çarptım. 7900 eksi 79. 7900'den 79'u da çıkartırsak 7821 olarak karşıma çıkar. 86 çarpı 101 için konuşursak 86 çarpı 100 artı 1 az önce çıkartma için yapmıştık. Şimdi çarpma işlemi için yapıyorum. 86 yüzde ve 1 de çarpıyoruz. 86 çarpı 100 8600 artı 86. 8600 ile 86'yı topladığımız zaman 8686 güzel bir sayı oldu. 8686 olarak karşımıza gitmiş oldu. Aşağıdaki sayı değerlerini hesaplayınız. 3'ün karesi 3 çarpı 3. Yani direktmen ne olacaktır? 9. Eksi 8'in karesi eksi 8 ve eksi 8. Bakın paranteziyle beraber alıyoruz. Parantez olmadığı zaman herhangi bir işlem yapmıyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. O zaman ne oldu? Artı 64 oldu. Eksi 3'ün karesi. Bakın bunu da parantezde alıyorum. Eksi 3 eksi 3. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı 9 olarak karşıma geldi. Eksi 5'in karesi. Bakın bu da parantezde. Yine eksi 5 ve eksi 5 olarak aldığımız zaman artı 25 olarak karşıma geçti. Bakın dikkat edin burada. 3 2'ye ait. Eksiye ait değil. Yani eksiyi yazdım. Renk değiştireyim. Bu 2'den 3 tane çarp diyor. 1 2 3 diyor. Bakın bu eksi olduğu gibi benle muhatap değil. Ne oldu? Eksi 8 oldu. Aynı işlemde E'de de eksi burada duruyor. 7'den diyor 2 tane çarpacaksın diyor. Eksiyle ilgin yok senin diyor. O zaman ne oluyor? Eksi olduğu gibi kalıyor. Eksi 49 olarak karşıma cevap çıkmış oluyor. Şu eksi olduğu gibi yerinde kalıyor. Şunu da rengini hatta çarpalım. Turuncu yapayım daha hoş olsun diye. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yapılan hataların %90'ı çünkü buradan ibaret. Ne oluyor? Eksi 5 dediğimiz zaman tamamına ait evet alabiliyorum. Eksi 5 eksi 5 artı 25. Ama eksi 7'nin karesi dediğimiz zaman eksi bizim için önemli değil burada. Çünkü bu kare 7'ye ait değil. Ne oldu? Eksi burada
7 kere 7 49 olarak eksi 49 olarak karşıma gitmiş oldu. Eksi 1'in 5. kuvveti 5 tane eksi dahil eksi 1 eksi 1 eksi 1 eksi 1 1 2 3 4 bir tane daha eksi 1 ne oldu? 5 tane olduğu için eksi 1 oldu. E şunu da şöyle yapabilirdik kısa yoldan. Eksi 1'in tepesinde tek kuvvet varsa hiç uğraşmadan direkt ben eksi olarak karşıma yazabiliyordum eksi 1'i. Bakın eksi burada eksiyi yazdım kenara. 4 beni ne yapıyor? Sadece 4 ilgilendiriyor. 4 çarpı 4 diye ilgilendiriyor. Eksi olduğu gibi yerinde kalacak. 4 kere 4 ne olacak? 16 karşıma yazacak. Eğer eksi 4'ün karesi deseydi bu sefer eksi 4 çarpı eksi 4 derdik. O zaman artı 16 olurdu. Ama öyle bir dünya nedir? Söz konusu değil. 1'in istediğim kadar kuvveti olsun. Ne diyor? 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. İsterse 1 milyon tane 1 olsun. Her zaman nedir? 1 olarak karşımıza gelecektir. Yandaki tabloda bazı kimyasal maddelerin donma noktaları verilmiştir. Bu maddelerin donma noktaları göre küçükten büyüğe doğru sıralayız. Önce ne yapmam lazım? Bu maddelerin sayılarını bulmam lazım. Çift olmasına rağmen şurası 64 ama başında eksi olduğu için x dediğim ne oldu? Eksi 64 oldu. Eksi 2 üzeri 5, 5 tane eksi 2'nin çarpımı eksi 32 oldu. Eksi 2'nin karesi de eksi 4 oldu. Donma noktalarına göre küçükten büyüğe sıralamak istediğimiz için nedir? Sıfıra yakın olan büyük olacaktır. Burada da sıfıra yakın olan kim? Z'dir. En uzak olan kimdir? X'tir. O zaman X küçüktür Y'den, o da küçüktür Z'den diyebiliriz ifadeyi bitirerek. Eksi 2 üzeri 3 küçüktür eksi 1'in karesi olduğuna göre kutu yerine yazılabilecek ifadelerin nedir? Hemen ne yaparım? Önce bunu ne olduğunu bakarız. Eksi 2, eksi 2 ve eksi 2'yi çarparsak elimize ne gelecektir? Eksi 8 küçüktür kutumuz var. Eksi 1'in karesi dediğimizde eksi 1 çarpı eksi 1 yani 1 olacaktır. Eksi 8 ile 1 arasında yazılabilecek sayılardan bahsediyor. Hemen ne yapabiliriz? Eksi 8'den büyük olanlardan 0'a yakın eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve tam sayı olduğu için 0 da yazabilirim. 0'ı bilirsiniz ne negatif ne de pozitiftir. O nötr bir sayıdır ama nedir? Tam sayıdır. Ne oldu? Tam sayıların yazılabileceği eksi 7 ile 0 arasında yazılabilecek sayılar bizim için istenilen sonuca uygun olarak geliyordur. Evet, kendinizi değerlendirme testleri sizlerin arkadaşlar. İyice dinledikten sonra bu videoyu ona göre kendinizi değerlendirme testini yapıyorsunuz. Eksikleriniz ve noksanlarınız varsa ona göre önerilerde bulunabiliriz. Ona göre işlemler yapabiliriz. Ben Uğur Mutlu Matematik Öğretmeni. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.